Arkadaşlar yine kamerayı açamadan balık aldım. Hop gitti. Çok güzel gitti. Neyse biz açılışı yapalım arkadaşlar. Hayali Balıkçı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabah suyu yine turna avı. İlk başta yine sırtı çekerek avlanacağım noktaya geldim. Bir oynak gördüm. Hızlıca attım oltama, hemen yapıştı. Ancak maalesef kaçırdık. Şimdi tekrar deneyeceğiz. İnşallah bugün güzel boylar nasip olur arkadaşlar. Ben yakalarım, sizlerle de paylaşma fırsatı bulurum. Sizler de av başlarken şöyle bir tık yapıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız gelecek videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Video izledikten sonra beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorumunuzu benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bana rast gelsin. Sizlere de keyifli seyirler. Ben yine öncelikle, hava daha aydınlanmadı, böyle turuncu limon dediğimiz renkte Fuji Jetbait atıyorum. Sonra duruma göre çeşitli farklı renklere, farklı sahtelere geçebilirim. Bakalım neler yaşayacağız bu hafta. Aldık arkadaşlar. Evet. İlk balık olacak inşallah aldığımız. Bir tane kaçırdık. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir güzellik, 32-33 santim salıyorum. Yaramazlı çıktı bu. Hadi git bakalım. Çok güzel güneşte doğuyor. Bakın arkadaşlar. Gerçekten güzel bir görüntü var. Hop, aldık. Evet. Yine bir ufaklık atladı. hemen çıkardım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bir ve hemen geriye iade. Alamadık. İki oldu. Güzel vuruşu kaçırdım. Hemen bir daha atıyorum. Aldık. Evet. Bu da ufak. Arkadaşlar, hava saha ufaklarla başladık. Arkadaşlar, şu ufak bir yara aldı ama bundan sıkıntı yaşamaz. Hemen sağlıyorum. Atladı. Evet. Evet arkadaşlar, hemen salıyorum. Evet arkadaşlar, sahtenin rengini değiştirdim babamla. Farklı bir renk olan yine Fuji Jetbait taktım. Bakalım bu renkle de balık alabilecek miyiz? Geçen avlarda çok güzel iş yaptı. Geçen sene de güzel balıklar almıştım. Biraz daha böyle koyu bir renk. Dibi, yani alt kısmı turuncu. Bakalım, hava aydınlandıktan sonra daha iyi de iş yapabilir. Ben bu saatte de iş yapacağını düşündüğüm için taktım. Deneyelim biraz bakalım. Aldım. Evet, aldım. Aldım arkadaşlar. Hemen kepçeyi hazırlayalım. Hop, ah gitti, yine gitti. Taklayı attı, yine gitti. İşte kepçeyi hazırlayana kadar balık gidebiliyor. Ben de balıklara zarar vermeyeyim diye. Birkaç arkadaş da sağ olsun bu konuda uyarı yapmıştı. Turna balığı gerçekten ağız yapısı çok narin bir balık. Ağzı yırtılmasın diye direkt liderden tutup da balık kaldırmıyorum. Kepçelemeye çalışıyorum. Bu arada da işte bazen böyle balıkları kaçırabiliyoruz. Ama belki bir daha gelir. Turna bu. Aynı balık bile tekrar gelip saldırabilir. Geçen yaptığım son avda arkadaşlar bu sahteyle güzel av yaptım yine ama bu bölgelerde çok fazla yosuna giriyordu, takılıyordu. Aslında göl çok yüksek konumunda ama yine de bir 5-10 santim daha yükselmiş. Dün bugün yağmur yağıyor. O sebeple şu an daha da rahat yüzüyor. Bu da sabahın ilk saatlerinde güzel balıklar almamı sağladı. Bu sahtede ısrar edebildim. Çünkü öbür türlü istediğin kadar sahteye güven. Sonuçta takılıyorsa dibe, yosuna balık alamıyorsun ve başka sahtelere geçiyorsun. Bugün bana izin verdi av yapmama ve güzel balıklar aldık. Aldık. Evet. Sahteyi durdurduğum an atladı. Demek ki daha da yavaş istiyor aksiyonu. Ben de daha yavaş aksiyon vermek de istiyorum tabii ki ama sinkik bir sahte olduğu için dediğim gibi yosuna girme olayı oluyor. O sebeple biraz daha hızlanıyorum. Salıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babam da aldı. Babamla İsmet Han da botta gelmişti. O da bir ufaklık almış. Tabii ki bu boyda geri salacaklar. atladı. Yine bir ufaklık atladı. Her ısışta daha büyüğünü hedefliyoruz. Maalesef öyle olmuyor. Bu çok daha ufak. Ucundan tutmuş, gider belki. Hadi gideceğim mi? Gitmeyeceksen gel. Evet. Bakın arkadaşlar, tam çivi kalem diye tabir edilen boy. Çok ufak bir turna. İnşallah çok büyük boylara ulaşmak nasip olur. Birileri bu boydayken yakalayıp alıkoymaz. Evet arkadaşlar, bu attığım bölge biraz daha sığ. Yani yosunlar daha yukarıda, daha doğrusu. Bu sebeple sinking olan Fuji Jetbait'i çıkaracağım. Çok eskilerde kullandığım, deniz avlarında güzel iş yapan River'ın bir maketi vardı. Onu takacağım, onu deneyeceğim. Aksiyonunu bile unuttum o sahtenin, ama eskiden denizde güzel balıklar yakalıyordum. Onu deneyelim bakalım. Rengi, ısırık izleri çok fazla. Hem lüfer hem baraküda avlıyordum bununla. Bakalım. Sonunda da iş yapar diye düşünüyorum. Bakalım ne kadar yüzüyorsun, ne kadar dalıyorsun. Uf, aksiyonu çok iyi ya. Özlemişim bu sahteyi. Atış yerimi de bakın çok iyi. İnşallah balık da alacaktır. Aldı. Direkt atladı arkadaşlar. Evet. Çok eskilerden kalan bir sahtemdi. Bayağı yıprandığı için uzun süredir hiç kullanmıyordum. Bugün dün akşam içimden geçti. Kutuya koydum. Bugün de ilk atışında turnayı yakaladı. İnşallah trofeleri de getirir bize. Yine ufak bir boy tabii bu. Kendisi çıktı zaten. Hemen şöyle gösteriyorum size. Ait olduğu yere iade ediyoruz. Aldım arkadaşlar, bu iyi. Evet. Aldım. İyi. Hoppa. Bu iyi bir balık. Gel. Evet. Sonunda aldım. Sonunda aldım diyorum. Oh be. Küçüklerden sonra sonunda bir güzellik geldi. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim balığı. Bakın çok güzel bir boy. Bunu maalesef alıkoyuyorum. Ben bunu bırakacaktım. Güzel de bir yeni balık yemiş. Daha sindirmemiş. İçinde büyük bir balık var arkadaşlar. Bunu merak ettim ne var içinde. Büyük ihtimal sazan. Güzel bir boy. Ancak bakın ne yaptık. Gösterebilirsem. Maalesef sahtenin arkasını açtı. Arka iğne komple gitti. Kendi eti geldi. Tamamen yutmuş ve çıkartmaya çalışırken maket çatladı ve işi bitti. Yani tam çok güzel iş yapıyor derken nazar ettik sahteyi. Evet arkadaşlar. Bir avın daha sonuna geldik. Maalesef kameranın şarjı bitiyor şu an. Bugün yine sabah suyunda kanoyla çıktım. Babam ve İsmet Han kardeşim de botla çıktılar. 3 kişi avlandık. Güzel balıklar aldık. Ama geneli yine ufaktı. Bir tane güzel boy yakaladım. O da maketi tamamen yutmuş. Çok eskiden kullandığım bir maketti. Ve maketin de uç kısmındaki, en arkasındaki üçlü iğne ve üçlü iğnenin gideceği halka ve içerisindeki demir tamamen kırıldı maalesef. Devamında sahteyi kullanamadım. Çok güzel aksiyonu vardı. Eğer bir yerlerde bulabilirsem aynısını tekrar bulup alacağım. Gerçekten bir fark yaratmaya başlamıştı. Maalesef uzun soluklu olmadı onun avı. Ama genel olarak güzel bir av geçirdik. İnşallah sizler de izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki avda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler.